Selamlar efendim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Son dönemde Türk oyuncularının merakla, heyecanla takip ettiği iki tane oyun var. Bir tanesi Potentia, diğeri de Erzurum. Neden? Çünkü bu iki oyun da Türk yapımı. Fakat Erzurum'u bir noktada ayırıyorum. Çünkü Erzurum bir kişi tarafından geliştirilmiş bildiğim kadarıyla. O yüzden ona da daha sonra bakacağız. Yani bu videoda Potentia'ya yer veriyorum. Ondan sonra da Erzurum'a geçeceğiz. Erzurum'u bu arada beğendim, onu da söyleyeyim. Şimdi bunu şu an yeni indirdim. İndirir indirmez direkt açtım arkadaşlar. Önce bir Options'a bir girelim. Bu da bir Türk oyunu. Baktım görüntüler falan gerçekten çok iyi görünüyor. Ultra'da falan tamam. Hadi bir girelim bakalım oyuna şimdi. Bir ilk bakış yapalım hep birlikte. Bu ne abi? Niye oyun Türkçe değil? Önce bir Options'tan dilini Türkçe yapalım. Müzik falan her şey açık. Şu, tamam. Öncelikle şunu Türkçe yapalım. Bu arada sanırım seslendirme de var Türkçe. Yes, tamam, güzel. Alt yazı arka planı kapalı, o bu kapalı falan filan, tamam. Şimdi oldu. Tabii Türkçe, yani Türk bir oyunda neden biz yabancı oynayalım? Şöyle tecrübeli ortası şeyden girelim zorlukta. Evet. Bu benim hoşuma gitti arkadaşlar. Yani Türkiye'den böyle oyunlar çıkması güzel. Şehirde kutlama havası vardı ve herkes mutlu görünüyordu. Yapıla 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 daha iyi noktaya geliriz. Erzurum'da o videoya geldiğimiz zaman onunla ilgili de bazı şeyler paylaşırım. Savaş sona ermişti. Hadi bakalım. Bu oyun böyle hakikaten bir tık çıtayı yükselttiğimizi gösteren bir oyun gibi oldu bende. Bak. Karakter gayet güzel bir şeye benziyor. Gayet güzel görünüyor. Hareket etme şu W'yi. Tamam, onu kullandı. Hey! Güzel bir gün. Baba, bak, bak. Hey yavrum benim. Güzel. Steam üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya açıklamalar linkini oyunun... açıklamalar bölümünün oyunun linkini koyarım. Bu bir sponsorlu video değil. Arkadaşları tanımıyorum. Ve parasını ödedim destek olmak için. Bu şekilde oynuyorum. Evet, şu an metrodayım. Birazdan bineceğim. Hangi duraktasın? Bekliyorum, acele. Tamam, geliyorum. Ne bu acele? Okey. Devam. Seslendirmeye bir şey demeyeceğim çünkü... bizim de bir tane biliyorsunuz vardı arkadaşlar. Bir seslendirdiğim oyun vardı benim, The Last One diye. Onun seslendirmesi benim bile hoşuma gitmedi. Kendi yaptığım işten ben bile hoşuma gitmedi. Çünkü bunun sebeplerinden başlıca sebebi şuydu. Oyunu görmemiştim abi. Bana metinden gönderilmişti falan. Oyunun atmosferini görmemiştim şeyi. Metinler gönderildi. Metinleri okudum, seslendirdim, koydum. Ama halbuki öyle olmaz. Yani daha böyle güzel yapılabilseydi daha iyi duygu katılabilirdi. Benim yaptığım seslendirme kötüydü. O bir gerçek. Gitmeniz gereken hedefin yerini bulmak için yardımcı görüşü kullanın. Okey. Şöyle gidelim. Koşamıyorum şu anda. Ya da herhangi bir şey yapamıyorum. Gazetelere göz at. Gazetelere göz atalım bakalım. Potentia. İlginç bir isim var. Ne demek, ne anlama geliyor bilmiyorum. Ona da bir hiç bakmadım. Canlı yayınlarımda arkadaşlar bana söylediler. Abi böyle bir tane Türk oyunu var. Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Şuradan çıkabiliyor muyum? Evet, çıkıyor. Allah Allah dedim. Erzurum oynarken arkadaşlar bana tavsiye ettiler. Dedim bir bakayım. Ve şu an buradayız. Bu logonun olduğu yerlerde hikayeyle ilgili bilgi içermekte. Oku bakalım. Bunun yok mu Türkçesi? Peki. Gazetelere göz attık. Dışarıda kutlamalar falan yapılıyor bayağı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lanet herif? Sen ekranda ördek avlarken ben ülkem için savaşıyordum. Ben ulusal bir kahramanım ahbap. Ve sen... Senin paranı... Artık vermek istesen de istemiyorum. Belki de hiç savaşmamalıydık. Bu çocuğu. Bu ülke için canın pahasına savaşıyorsun ve bir bakmışsın önüne bir çeyreklik atıyorlar. Neden bahsettiğin hakkında bir fikrim yok. Yardım etmeye çalışıyorum.
Al bunu ve sorun çıkarma, tamam mı? Ne yapıyorsun? Borçlandığım insanlara hep bunu yaparım dostum. Paranı bir borç olarak alıyorum. Biraz zor dönemler yaşıyorum da anlarsın. Daha manyaklarını da gördüm Victor. Okey. Yani bu arkadaşlar sonuçta kendi şeylerinde yapıyorlar bu işi. Yani kendi imkanları doğrultusunda yapıyorlar. Biliyorsunuz bizim ülkemizde çok fazla böyle destek verilmiyor bu işe. Kendi imkanları doğrultusunda yapıyorlar. O yüzden beğenmediğiniz şeyleri tabii söyleyeceksin. Hiç beğenmedim. Yani hiç beğenmedim. Ama kalkıp da yok işte şöyleydi de böyleydi falan diyecek bir lafım yok abi. Bu insanlar kendi şeyleriyle, olanaklarıyla yapmışlar. Helal hoş olsun. Elinize ağzınıza sağlık. Devam edin abi. Yapa 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 siz de daha iyisine ulaşabilirsiniz. Yine söylediğim gibi benim de bir tane böyle bir seslendirdiğim bir oyun var. Fakat ben hiç beğenmedim. Sebebini de az önce söyledim. O yüzden hiç sorun değil. Yılmak yok, yola devam. Daha iyisi yapılabilir. Şu tarafa gidelim de koşamıyoruz buradayken. Lan hiç bitmeyen bir şey atıyorlar havai fişek. İlginç bak, çok farklı sunumları var oyunun ha. Böyle sinematik sahnelerle falan değişik süslemişler. Aa vallahi ilginç bir sunum. Siz de ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Eleştiri konusunda bu arkadaşlara kesinlikle yapıcı eleştiri yapmamız gerekiyor. Bak onu da unutmayın. Yani böyle yurt dışından $60 vererek almış olduğunuz oyunlara "Aa bu ne ya" falan çöp gibi yorumlardan ziyade, oyunun zaten fiyatı 30 TL 35 TL civarı bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam ben öyle satın aldım. Ve kısıtlı bir grup yapmıştır diye tahmin ediyorum. Böyle bir sunum var. Konuyu şu anda tam algılayamasam da bir şey var. Savaşlar bitmiş. O kutlanıyor. Nereye bağlanacak merak ettim açıkçası. Baksanıza bak şu sunumlar falan farklı yani. Düşünmüşler, yapmışlar böyle şeyler. Ara sahneler. Karakter zaten Nathan'a benzettim direkt. Uncharted'daki Nathan biraz andırdı. En azından biz öyle sanmıştık. Savaşın bittiğini sanmışlar. Bu ne oğlum? Burada ne altlar dönüyor? Ben anlamadım. Anna'ya ulaşmam lazım. Dışarı çıkın. Güvenli gözükmüyor. Yer altından gitmeliyim. İnsanlar benim gibi bayılmış oldu. Tüm barış saçmalıkları yalanmış. Tamam, havada garip bir kül kokusu var. Okey. O ne oğlum, o kim? Kaç buradan, kaç. Kaç orada biri var. Öldüm direkt, öldüm. Müdür ne yaptın? Oğlum can kalmadı. Vallahi öldüm sayılır. Buradan mı geçeceğim? Evet. Videomuzun son... Ateşlerin üstünden geçe geçe öldük abi. Bu arada optimizasyon problemi olmadığını da söyleyelim. Gayet 140-160 FPS'de falan oynuyoruz yani. Orada bir at inliyor. At kişniyor. Anlaya ulaşmam gerek. Dışarı çıkamam. Güvenli gözükmüyor. Yer altından gitmeliyim. Burada ne yaptı? İnsanlar benim gibi bayılmış. Tüm barış saçmalık. Niye canım gidiyor mesela ya? Şuradan geçerken. Ya da duman... dumana maruz kaldığımız için herhalde. Sürekli canım gidiyor.
hızlı koş abi, hızlı koş. Koş. Ateşin üstünden geçmemek için olay değil herhalde bu olay. Şuradan geçelim. Savaş bitmemiş arkadaşlar. Anlayı bulmam gerek. Ana neredesin ya? Geliyorum bebeğim. Geliyorum bebeğim. Lütfen ölme. Geliyorum, geliyorum. Niye gidiyor oğlum canın? Heh, tamam. Modellemeler falan fena durmuyor ha. Yanıldık. Aslında savaş bitmedi. Potentia'ya hoş geldiniz. Videoyu çektikten sonra bir bakacağım bunun ismine falan. Neymiş Potentia? Bir yer mi acaba? Zamanla ATP kazanırsınız fakat sağlık kazanamayacaksınız. ATP ne? Devlet düştü, şehirler terk edildi. Kalanlar hayata kalma mücadelelerine devam ediyorlar. Biz de onlardan biriyiz. Biz de dünyanın bu yeni çürümüş haline alıştık. Hadi bakalım. Oo, aradan 3 yıl geçiyor o şekilde. Pekala. Şimdi biraz da çatışma mekaniklerine bakalım. Muhammed abi. Kötü esprileri bıraktığını sanıyordum. Bu belli bir ki bir template bizim The Last One'da oyunun ismi. Onda da kullanılmıştı sanırım. Aynı yer gibi görünüyor. Free verilen bir alan, oyun alanı olabilir. Bilemedim, tam emin değilim ya da benzetiyorum. Yalnız karakterim, bak karakter modellemesi benim hoşuma gitti. Animasyonlar falan. En son geldiğimizden daha kötü halde. ATP, adenozin trifos. Markette erzak kaldığından şüpheliyim. Yağmacılar ellerini çabuk tutuyorlar. Belki birkaç fare kalmıştır. Hmm, yağmacılar da dalıyor tabii. Çocuklar aç ve savunmasız. En azından birimiz tehlikeye girsin. Aklımda yine aynı soru. Dünyanın geri kalanı. Biliyorsun, bunları konuşmuştuk. Şöyle bir bakalım. Bu kadar zamandır öğrenemedik. Garip geliyor. Bir gün öğreniriz, bir yolunu bulabiliriz. Mutlaka vardır. Şunu alalım. Levya'ya yapalım. Bilmiyorum, şu konuşulan havalimanı. Bence bir şansımızı denemeliyiz. Köyle mi? Şunu alalım. Allah Allah, vurma. Haydi takım, tamam. Kolaylık sağlar. Tamam, okey. Q'dan alıyoruz abi. Devam. Şuraya bir bakalım. Burada bir kitap var. Bugün konteynerlardan yaptığımız yeri bitirdik. Bu barınağı yapmak için şehrin en sakin yerini seçtik fakat geçenlerde bir silah sesi duydum. Güvende miyiz bilmiyorum. Andrei. Burada bir tane daha mı var? Yok. Bir tane kitap varmış. Onu da okuduk. Silah da aldık. Biraz hızlı oldu bu. Biraz uğraşırız falan diye düşünmüştüm. Gel bakalım. Bak gayet iyi ha. Kamera açısı falan hoşuma gitti.
Tamam, bırakalım şunu. Lan! Ne oluyor burada? Ne oluyor lan burada? Geliyorum şimdi. Her yer sıkıntılı burada. Bu evren çok tehlikeli bir evren. Bence güzel görünüyor oyun ha. Gerçekten oyun çok güzel görünüyor yani. Değerlendirmeyi yaparken şu tabanca mermilerini alalım. Arkadaşların destek görmeden bu işi yaptığını düşünüyorum ben. Öyle değerlendiriyorum oyunu. Helal olsun vallahi. Etrafı arayarak mühimmat toplayabilir, hayatta kalma şansımızı arttırabiliriz. Okey. Cover alma tuşu falan var mı acaba? Deneyeyim. Şunu da deneyeyim. Bunda bir şey yok. Tamam filan filan. Tamam. Aa, orada bir lavuk var bak. Selamun aleyküm. Bu çocukları. Lan bizim... Victor, ne oldu? Yağmacılar mı? Şerefsizler ikisini de vurdu. Vurmuş. İstersen geri gel. Hayır. O lanet markete bugün gireceğim. Düşük onları arkadan yaklaşıp böyle indirebilirim. Heh, işte böyle. Sizi şerefsizler sizi. Yağmacılara bak lan. Vur suratına. Oh. 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 Güzel. Topla topla topla. Güzel güzel. Last of Us. Last of Us bak. Oynadım oyun. Hadi bakalım. Last of Us diyorum hep. Doğru okunuşu Last of Us'mış. Bir türlü kendimi alıştıramıyorum. Yıllarca Last of Us dediğimiz için. Müzik falan da güzel. Ne gidiyor? Bunu anında sağlığınız adrenalin. Tamam. Okey. F basıyorum. Bastığımızda canımız dokunmuş. Biraz hadi atraksiyona girelim mi? Oo. Gel gel. Baba buradan tekliyor hepsini. Orada durumlar nasıl? İkisi de gözden kayboldu. Tamam. Yukarıda bir kedi var. Dur bakayım. Dünya her zaman acımasız bir yerdi zaten. Zıplayamıyor. Elimde silah olduğu için zıplayamıyorum. Dışarı çıkartıyorlar o kadar. Şu silahı bırakmaya çalışsak. Ben aynen. Ben üzerinde iyi bir taraf kaldığını düşünüyorum. Ya da buraya zıplamıyor ben herhalde. Şu an zıplama işi hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Orayı almayamadım. Aynen buralara zıplanmıyor belli ki. Şu kediye bir mama falan vereyim ya, sen ne yapıyorsun? İsmi neymiş? Porsuk! Ne yapıyorsun orada? Buralar çıkılmıyor. Aynen devam edeceğiz abi. Sen bekle, ben mama bulup geliyorum sana. Markete gidiyorum porsuk. Şuraya bir bakalım, nereye gideceğiz? Market bu tarafta. Bunlar ne lan böyle? Bir sürü şey var. Şuradan girelim. Yağmacılar burada olabilir. Lanet olası pislikler. Her şeyi yağmalamışlar. Yağmalayacak bir şey kalmamış bana. Bu ne? Mermi. Ne oldu lan? Sesler falan çok güzel. Bak ses efektleri. Şöyle sessiz sessiz gidelim ya. Telefonda konuştuğumuz kız da bize şey diyor. İşini bitir gel hemen diyor. Daha doğrusu işini bırak hemen gel diyor. Bizimki de diyor ki geliyorum ama önce yapmam gereken bir şey var. Al bakalım şunu. Omuz açısı değiştirebiliyor muyuz acaba? Pardon. Tamam, şuraları biraz hızlı geçelim. Onlar mermiymiş bu arada, şuna basarak gördüğümüz şeyler. Şurada da varmış bak. Zaten yolumuzun üzerinde muhtemelen, bak altta da var, onları da alacağız. Burada başka bir şey yok. Buradaki binada çok yakın bir arkadaşım otururdu. Hmm. Olaydan sonra bir daha görmedim. Pekala.
Demek ki biz burada bir yerde oturuyoruz. Ya da kıçımdan salladım şu an. Bunlar tamam, devam. Şurada bir şey var, burada var. Şuradan aşağı inelim bakalım. Arkadaşı da öldürülmüş mü acaba? Ne? Nişan al. Düşmanı it. Anlamadım burayı. Aa, buradaymış, tamam. O kafana. Bak, buldum bu arada, evet. V tuşuyla omuz değiştiriliyor herhalde. Oğlum omuz değişti. Evet, C tuşu. Omuz değiştirme var mıymış dedim, buldum. Güzel, bak onu koymaları da güzel. Şu tarafa gidecekmişiz. Fırında bir şey yok. Peki, çıkalım artık. Selamun aleyküm bebeğim. Al. Bomba mı? Bomba mı var bende? Vallahi bomba da varmış. Heh, şuradan aldık. Nerede elemanların bulunduğu yer? Bilseydim bomba atardım, bir de ona bakardık. Okay. Şöyle bir bakalım etrafa yine. Şurada bir şeyler var. Sonra lootlarız orayı ya. Şöyle devam edelim bakalım. Sesler de güzel. Sesler de hoşuma gitti. Ben oyunu beğendim chat. Bak, chat diyorum, hep kafam gidiyor chat'e. Çok yayın yapıyorum, beynim sulanıyor vallahi billahi. Daha fazla daha fazla taşıyamıyorum RHK. Bu bizim can kitimiz olsa gerek. Olsa gerek değil öyle. Mermileri alalım. Şurada da 5 tane varmış. Şöyle baka baka da gidebilirsiniz ama şu an sanırım bu mermi yetecek diye düşünüyorum ben. Ha, ATP'yi kullanıyoruz öyle. Bir özel gücümüz gibi düşünüyorum. Allah'ım, ne oldu oğlum? Bir an, ne oldu bir anda? Ha, ıslık çalarak düşmanların dikkatini de dağıtabilirsiniz diyor. Çok iyi. Hadi bakayım. Şöyle omuz açısı alalım. Mermileri geri ver. Canı kullanalım bakalım. İlginç. Ne tarafa gidiyoruz? Şuraya geldik. Arkada iki tane şey varmış. Dur bakayım. Şuradan gidebilir miyim onlara? Yok, buradan gidilmiyor. Tamam. Gerek yok. Bu neydi abi? Geçtik onu da. Oyunda tırmanabileceğin yerler belli. Her yere tırmanamıyorsun anladığım kadarıyla. Hedef bul. Şu tarafa gideceğiz. Pekala. La, adam sandım oradaki yansımadan. Şimdi şuraya bomba atalım mı? Allah. Şimdi siz düşünün lan. Şu gitti. Şu gitti. Mermileri dikkatli kullanalım. Bu da gitti. Bu da gitti. Gerçi adamlardan alabiliyoruz değil mi? Başka adam var mı? Oğlum adam yağmacılara bak anasını satayım. Hepsi şey. Bildiğin askeri kıyafetleri çekmişler. Silahlar falan. Ver ver ver. Zırh falan takmışlar baksanıza. Şöyle gidelim. Acele et, hava kararacak. Tamam, geliyorum. Saatimiz bozuk sanırım. Güneşi kullandım. Güzel. Bazı seslendirmeler ya, bazı yerlerde güzel. Bazı yerler gelişmesi gerekiyor. Güzel, ben çok beğendim oyunu. Allahu ekber. O ne oğlum? Nasıl bir hasar yedim bir anda?
Nereye gitti lan o? Dur şunu da basayım. Neredesin lan? Boss falan mı bu? Vallahi silahını reloadluyor, bir şeyler yapıyor ama. Bir silah reloadlama sesi alıyorum. Benden mi geliyor acaba, anlamadım ki. Herif nereye gitti oğlum? He, hiç yok mu? Hiç olmamış gibi sayacağız biz bunu. Tamam. Böyle bir şey yaşanmadı. Silahı bırakma. Silahı bırakma. Niye bırakıyorsun silahı? Şöyle bir bakalım. Yukarı çıkmamız isteniyor ama yukarı çıkamıyorum anladığım kadarıyla. Hah, şuradan pardon. Bu tarafa doğru mu götüreceğiz? Bence şu tarafa doğru götüreceğiz gibi. Ha, buraya zıplıyoruz. Peki. Silahı geri alalım elimize. Temkinli yaklaşalım. Bir anda pat diye adam çıkıyor, yemin ediyorum. Bütün canımı yok ediyor ya. Anna, marketin yanındayım. Anna, ben geliyorum. Öyle gözüküyor. Telsizi kapatıyorum. Burayı hızlıca bitirip geleceğim. Burayı da bitirelim. Düşmanda da var ses sende. Buradalar. Valla koydukları müzikler falan uymuş ya. Çok güzel. Çok helal olsun. Şurada başka bir tüfek mi vardı? Yok. Öldün koçum. Temkinli girmek lazım hakikaten. Gördün mü? Nereden gördün? Ben de gördüm seni. Al. Al. Al bakayım. Oh. Bir tane mermi yediğiniz zaman şaftınız kayıyor. Orada biraz dikkat etmek lazım. Şurada bir tane daha eleman var değil mi? Bölgeyi terk et. Yeni görev. Mermileri al abi. Topla 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 topla. Çünkü bayağı sardım ha oyuna. Çıkamıyorum. Neler sunmuşlar ileriye dönük merak ettim ilerleyen şeylerde, bölümlerde. Şöyle bir bakalım. Şu tarafa gitmemiz isteniyor. Bunu çekebiliyor muyuz? Hayır. Tamam, marketin içinden çıkalım öbür taraftan. Etrafa da bakalım da bir. Şurada da lootlanacak çok şey varmış aslında. Bak oraları ben es geçtim. Belki başka bir silah falan vardı. Bilmiyorum ama ben... Belki de... Oralardan geçmeden gidemiyor olabiliriz. Bu neymiş abi? Hah, şu iyi oldu. Tamam, şuradan çıkacağız. Bakalım şu kasalarda da bir şey var mı? Yok. Devam. İşte bu. Pompalıya geçelim. Şurada sanırım bir sorunu var oyunun. Ama sorun değil. Ne oluyor lan? Ha, burada bir ara sahne var herhalde. Ama küçük bir bug oldu sanırım. Ben FPS şu moddayken girmek istediğim için herhalde böyle oldu. Bilmiyorum.
Tamam, devam. Zırhlı düşmanı öldürmek daha zordur. O yüzden pompalı kullanacağız. Şurada bir adam var. Oradan görüyordu bizi. Koçum, sana şununla yapıştıracağım. Ha, o adamın kafasında şey varmış ya. Dikkat etmedim bak. Gel, o yüzden sana pompalıyla yerleştireceğim. Neredesin? Okey. Oğlum ölmeyin. Evet. Pekala. Her yerde olmak zorundasınız, değil mi? Evet. Şerefsizler. Buradaki işim tamam. Geliyorum. Zırhlı elemanı öldürdük. Ulan bayağı bir uğraştırdı ha. Kıçı başı sallanıyor. Hiçbir şey. Ne varsa almışlar. Buraya bir daha gelmesi iyi olur. Neyse, bir çıkış bulup hemen geliyorum. Pekala. Bekliyorum. İsterseniz şuraları falan lootlayabiliyorsunuz herhalde. Vallahi arkadaşlar, fena bir oyun değil. Gerçekten beğendim. Güzel. Elinize sağlık. Yapan arkadaşların ellerine sağlık. Ben videoyu burada artık sonlandırıyorum. Böyle bir oyun. Yani genel olarak düşünceleri modelleme güzel. Animasyonlar fena değil. Etraf tabii şey, yani genel olarak birçok yerde kullanılan bir etraf gibi geldi. Ama hiç sorun değil. Ücretsiz adam kullansın yani. Hiç sıkıntı yok. Eğer öyleyse tabii. Şimdi hakkında yemeyeyim. Belki de ben benzetmiş olabilirim. Neyse efendim, oyunumuzun sonuna geldik. Bu da böyle bir oyun. Son dönemde böyle güzel güzel Türk yapımlarının duymak benim hoşuma gidiyor. Gayet güzel. Eleştirirken dikkatli eleştirin. Hangi şartlar altında bu adamların yaptığını, ne kadar bütçeyle yaptığını, nasıl bir çalışma ortamında çalıştıklarını falan, onların hepsini göz önünde bulundurarak eleştirmek lazım. Haberiniz olsun. Eleştiri de illa kötü olacak bir şey diye bir şey yok yani. Yapıcı eleştiri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şöyle daha iyi olabilirdi. Burası böyle pek iyi olmamış gibi görünüyor. Şöyle daha iyi olabilir falan gibi. Seslendirmeye zaten el atılması gerektiği bir ortada. Ama yine de yapan arkadaşların ağzına sağlık diyelim ve videoyu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, ki o da Erzurum olacak. Bay bay.